konuştu. Bilgisi iletilmiş kişilerin mağduriyeti elbette onlara da bir talep hakkı doğuracaktır. Savcılığın konuyla ilgili soruşturması sürüyor. Herkesi ilgilendiriyor bu haber ama yine de özellikle kadınların dikkatle izlemesini rica ediyorum. Çünkü mutfaklarımıza giren bir hileyi anlatacağım şimdi sizlere. Yemeklerin vazgeçilmezi kıyma tehlike altında sayın seyirciler. Gıda teröristleri kıymaya da el attı. Nasıl mı? İzliyoruz. Sağlıksız karışım kıymalar, asıl zehirlenmeler başta olmak üzere çocuklarda çocuk felci, hamilelerde düşük riskini önemli ölçüde arttırdığını biliyoruz. Sadece yağdan yapılan, içinde kanı tucu, kemik, hayvan tırnağı, gagı olan kıymalar. Kulağa imkansız gelse de hileciler iş başında. Köftede, lahmacunda, kebapta, sebze yemeklerinde kullanılan kıyma tehlike altında. 10 semtten 127 hazır kıyma örneği alındı. Laboratuvara gönderildi. Sonuçlar korkunç. Örneklerin birçoğu hastalık ve zehirlenme etkileri taşıyor. Üstelik tüketime de uygun değil. Kıyma zaten bildiğiniz gibi et ürünleri daha doğrusu çok riskli ürünler. Çok rahat bakteri üretebilen, çok rahat zehirlemelere sebebiyet veren ürünler. Tehlike paketli yani hazır kıymalarda. Gıda teröristleri maliyeti ucuza getirip rant elde etmek için paket kıymalarda akla gelmeyecek yöntemler uyguluyor. Yağ oranıyla oynayarak çok yağlı bir ürünü kıyma diye satabiliyorlar veyahut da onu işleyebiliyorlar. Tavuk eti, hindi eti, hatta tırnak, gaga, iç organlar, deri, kemik, irik gibi çöpe atılması gereken ürünü löp etin içine karıştırarak onu normal bir kıyma gibi insanlara satışını yapabiliyorlar. Sadece paket kıyma değil, dışarıda yenilen lahmacun ve kebaplarda da aynı hileler yapılıyor ve bu sağlığı riske atıyor. Asıl riski zehirlenmeler. Onun haricinde zoonoz hastalıklar dediğimiz et ve süt ürünleriyle birlikte insanlara geçen bazı hastalıklar var. Bunlar da hamilelerde düşük riski, çocuklarda çocuk felci gibi riskleri olduğunu biliyoruz. O nedenle hep söylediğimiz gibi 1 liraya lahmacun olmaz, 2 liraya döner olmaz. Lütfen dikkatli tüketsinler. Tüketicinin tadarak ya da bakarak hileleri anlaması mümkün değil. Geriye tek bir yol kalıyor. O da sertifikaları kontrol etmek. Kolesterol kalp krizinde risk teşkil etmiyor. Bilginin adresi Amerika Birleşik Devletleri. Araştırmalar